İkimizin de bilemeyeceği bir soru çıkmasından ya biz korktum basıp ve formayı alamayı biraz biliyor da açıkçası muyduk yani? Gelirken formayı alırdım ben. Karar vererek bastım. Bilmiyorum. Gökhan Bey, size dönmek istiyorum. Belki ama o benim kadar üzülmeyecekti diye de düşünmüş olabilirim. Birincisi kırgın değilim. Buna böyle olması hani çok anormal bir durum değil. Çünkü tek bir yanlış hakkımız kaldı. Programda görünüyordur, izleniyordur. Yakınlarınla bu konuyu konuştuk. Korumaya da almadık. Eğer alınacaksa bunu biz almayalım. İhtiyacı varsa arkadaşımız alsın. Baştan bunun hakkındaki düşüncelerimi söyledim. Eğer alabiliyorsam paylaşarak alayım. Alamıyorsam en azından elimdekileri kaybetmeyeyim. Yani bu benim kendi adıma Gökhan Bey, sizin bir felsefeniz var. Yani siz enteresan bir hayat yaşıyorsunuz aslında. Çok değil. Söylediğim gibi enteresan hayat yaşayan insanlar tanıdım. Daha ilginç insanlar da tanıdım. Evet, topluma göre belki biraz enteresan. 40 senelik bir yaşam. Çünkü korumaya da almadınız. Almadım. Bu niyetle almadım. Neden böyle yaptınız? Eğer ihtiyacı varsa arkadaşımız bassın diye. Programda görünecektir. Yakınlarımızla da görüşürüz. Sizin ihtiyacınız yok muydu? İşin ilginç tarafı, yani başta da söyledim, evlenecek değilim. Yani düğün yapmayacağım, bunun için masraf gerekmiyor. Herhangi bir şekilde, yani bir şey yapacağım cezbeden bir şey değil. Elbette paraya ihtiyacım var. Yani sokakta kimi çevirirseniz çevirin, insanların paraya ihtiyacı var. Ama benim paradan ziyade sanırım söylediğiniz gibi kendimi anlamaya, kendimi tanımaya ihtiyacım vardı. Bunun fırsatını verdiğiniz için en azından size teşekkür ediyorum. Böyle bir programda kendimi tanıyabildiğim için, en azından yüzleşebildiğim için. Aynaya daha rahat bakacağım. Hayatta belki biraz daha iyi bir yere geldiğimi düşüneceğim. Ama asla arkadaşımı suçlamıyorum. Çünkü evet, ihtiyacı vardır. Ben ihtiyacı az ihtiyaçlarla yaşamayı öğrendim. Darısı herkesin başına. İnşallah. Yoksa bu şekilde yaşam. Yani düşünmeyelim ya. Bir yandan dediğim gibi kendisi bana güven verdi. Ve hani paraya bu kadar az tamah etmek doğru kelime mi bilmiyorum ama hani paraya daha az değer verdiğini düşündüğüm için belki hani biraz da bencilce davranarak hani onun benden daha az üzüleceğini kaybettiğinde düşündüm. Yani sonuna kadar gitmeye çalışıp, yani iki yanlışımız olmasaydı gerçekten son soruyu görmeyi çok istiyordum. Bunu ailemle, yani yakınlarımla da paylaştım. Bu konuda haklısın. Zaten insanın içi dışına yani o zaman çıkıyor. İki hata yaptıktan evet, sonra insanın neden yapıldığı hani ortaya çıkıyor. Düşündüm ve eğer hani yanlış cevap verir, ikimiz de buradan ayrılırsak, yani para almadan ayrılırsak, kendisinin benden daha az üzüleceğini açıkçası hissettim. Gelirken buraya bu para yoktu. Evet. Ayrıldığınız zaman olmasaydı çok mu üzülecektiniz parayı kaybettiğiniz için? Üzülecektim açıkçası. Yani çünkü şöyle, önümde bir şanstı, önümüzde bir şanstı. Evet ama hani ben bu şansı iyi değerlendirmek istedim. Eğer şartlar el verseydi ve iki yanlış yapmış olmasaydık, son soruyu gerçekten kendisiyle birlikte görmeyi çok isterdim. Ve hani içim rahat bir şekilde bastığım söylenemez ama bir yandan da buradan eli boş ayrılmak istemedim yani. Gökhan Bey, işin doğrusu. Ne satıyorsunuz sokaklarda? Valla şu an cama yapışıp takla atan örümcek adam. İstanbul'da uzun süre sattım, artık satılmıyor. Spider-Man satıyorsunuz. Spider-Man, Aydın, Denizli, Adana bir miktar. Kaç Ankara, paraya satıyorsunuz? İzmir, 1 liraya. Günde satıyor. Ne kadar kazanıyorsunuz? Şu an 40-50 lira civarında. Bazen 30 lira civarında ama bu gelir bana yetiyor. Yani masrafı olan birisi değilim. İçki sigara kullanmıyorum. Yani çay içiyorum. Kitabı kütüphaneden alıyorum. Bu gelirle 65 bin lirayı karşı tarafa bıraktınız yani ve de hiç düşünmeden. Bir anlam ifade etmedi, dediğim gibi elimdekilerin daha kıymetli olduğunu düşündüm. Beni seven dostlarım, özgür bir hayatım var. Bunları bırakmak istemedim açıkçası. Hayatta böyle mi yaşarsınız genelde, güvenir misiniz? Şu ana kadar pek böyle yaşayamadım ama gün geçtikçe bu şekilde yaşamaya çaba göstereceğim. Hani geçmişte her zaman iyi bir insan olmadım. Bu da ne kadar iyilik onu da bilmiyorum. Hani belki yapılması gereken bir şeydi. Hayat gittikçe bu tarafa dönüyor. İnsanlar hani birbirlerine daha az güveniyorlar. En azından bu güveni gösterebilmeliydik. Gökhan Bey,
aileniz, yakınlarınızla konuşmak istiyorum. Gökhan Bey hep böyle midir? Gökhan hep böyledir. Ben en önce şunu söylemek istiyorum. Yanındaki yarışmacı arkadaş, tebrik ediyorum. Teşekkür Gökhan'dan ederim. Özür dilemenize hiç gerek yok. Hani varsa bir duygunuz, hı-hı, kendi kendiniz onu, kendinizden özür dileyin. Gerçek, samimi söylüyorum. Gerçekten samimi söylüyorum. Gökhan buna asla üzülmez. Ben olsaydım kardeşiz, ben parayı almak için ben de yapardım. Ama o bizi kaç gündür tembih ediyor. Asla basmak yok. Para önemli değil. Tek yapmam istediğim benim insanlığı göstermek. Birbirini... Müdahale edeceğim, özür dilerim. İnsanlığı tabii göstermekten ziyade şunları tekrar dile getireyim. Bunların ya, yanlış anlaşılmasını tabii istemiyorum. Para gerçekten hani önemli. İnsan bunu almak için çaba göstermeli. Alabiliyorsa almalı, alamıyorsa almalı. Yani bu benim bakış açım, benim mantığım. Yani özür dileyerek söylüyorum. İnsanlığa bir şey göstermek, kendi adıma söyleyeyim, benim haddime düşmez. İnsanların kendisinin bir şeyin farkına varabileceğini düşünüyorum. Yani tek başıma benim haddime düşecek bir şey değil. Damla Hanım'ın yakınlarına dönmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sonuçta bu bir yarışma. Damla da ideali olan birisi, öğrenci. Kızımın bu paraya ihtiyacı vardı açıkçası. İdealleri için çok doğru bir karar aldığına inanıyorum. Yani bunun güvenle ya da güvensizlikle bir ilgisi yok. Tamamen ideali için almış olduğu bir karar. Yarışmacı ...nı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yarışma teşekkür çıkardılar. Ederim. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Yarışmacı'nı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yarışma teşekkür çıkardılar. Ederim. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. İkiniz de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Damla Hanım'ı buradan 50 bin lirayla uğurluyoruz. Gökhan Bey bir şey kazanamadı. Ama kendisini tebrik ediyoruz. Canı gönülden. Güven bana burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar.